Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı, o kötüydü. Şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Hapçı! Oh, Tanrım! Her yıl bu zamanlarda hasta oluyorum. Her şeye çare bulan Şirin Baba bile hastalığıma bir çare bulamadı. Ay, benim bir doktora görünmem lazım. Neden bu kadar çok hasta oluyorum? Ama Şirin Baba benim hiçbir şeyim olmadığını söylüyor. Her şey kafamdaymış. Bir de buna ilaç diyorlar. Doktor şarlatan bu ilacın bütün hastalıklara iyi geldiğini söylemişti. Tam aksine insanı iyice hasta ediyor. En nasılsınız bakalım sevgili doktorum? Sizleri daha önce hiç bu kadar sağlıklı görmemiştim. Saçma, sen bir üçkağıtçısın. Hepimizi kandırdın. Gel kaçma. Arkadaşlarımıza gidip biraz uyuyun, dinlenme ihtiyacınız var. Sonunda onlardan kurtuldum, az kalsın yakalanıyordum. Her zaman söylerim, kasabada yaşamak insanın hayatına renk katar. Güneş, temiz hava. Şimdi ihtiyacım olan yeni müşteriler. Hapçı! Eğer başım ağrımazsa karnım ağrıyor. Karnım ağrımazsa romatizmam başlıyor. Bu da ne? Belki fizikçinin kitabında bu yaratık hakkında bir bilgi vardır. Romatizmalarım geçince de migrenim başlıyor. Mavi yaratıklar şirinler. Ormanda yaşayan efsanevi yaratıklar. Mavi dereli bu yaratıklar insanlar gibi hastalanırlar ama bünyeleri daha kuvvetlidir. Bunu öğrendim, iyi oldum. Şimdi mucizevi bir ilaç hazırlamalıyım. Neden zengin olacağım? Hapçı! Çok yaşa küçük şirin! Yardım edeyim efendim. Teşekkür ederim. Bu siz kimsiniz? Ben Doktor Şarlatan. İnanılmaz fizikçi, muhteşem kimyacı. Bakın diplomalarım burada. Tabii madalyalarım da var. Ben de hasta şirinim bayım. İnanılmaz derecede hastayım. Ayaklarımda romatizma var. Rahat nefes alamıyorum ve sürekli hapşı. Evet, seni anlıyorum. Gerçekten bir doktora görünmen lazım. İzin ver seni muayene edeyim. Dilini uzatın bakayım. Anlıyorum. Evet, sandığımdan da kötü durumdayım değil mi doktor? Zavallı küçüğüm, benim teşhisim doğruysa sen şirin hastalığına yakalanmıştın. Şirin hastalığı mı dediniz? Hayır. Bu şirin hastalığı nasıl bir şeydir? Şirin hastalığının ne olduğunu mu soruyorsun? Evet, nasıl açıklayayım bilmiyorum, karışık bir şeydir. Tedavi edilmezse ölebilirsin bile dostum. Nasıl yani? Çok korkunçtur. Merak etme, ben tedavi edebilirim. Doktor Şarlatan'ın mucizevi ilacıyla. Evet, şimdi bunu biraz kokla bakalım. Böyle mi? Evet, işte benim. Tamam, işte hastalık geçmişte kaldı dostum. Öyle mi? Gerçekten mi? Çok sağlıklı görünüyorsun, hastalığından iz kalmadı. Vay, harika. Evet, tamamen, kesinlikle iyileştin. Öyle mi? Buna çok sevindim. İyileştim, iyileştim. Bu bir mucize. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Doktor Şarlatan. Bu iyiliğinize karşılık size ne yapabilirim? Hayır, ben bir şey istemiyorum. Çünkü insan sağlığı daha önemli. Harika, bu çok şirinci. Peki, iyi günler. Gidip Şirin Baba'ya söylemeliyim bunu. Acaba bu mucizevi ilacımla iyileştirebileceğim başkalarını tanıyor musun küçük Şirin? Evet, tabii.
Bir sürü şirin dostum var. Şirinler köyünde 100 tane şirin yaşıyor. Aha! Kap bu, bana yolu gösterir misin rica etsem? Herkese merhaba, nasılsınız? Ben iyileştim. Kim bu? Burada ne arıyor ha? Şirin baba, bu işten hiç hoşlanmayacak. Merak etmeyin Şirin kardeşlerim. Doktor Şarlatan çok mükemmel bir doktor. Benim şirin hastalığımı bile tedavi edebildi. Evet, bu doğru çocuklar. Yaklaşın diplomalarımı ve madalyalarımı göstereyim sizlere. Bakın burada hepsi. Garanti veririm, bu işin içinde bir iş var. Evet dostlarım, bu çok lanım. Eğer mavi renginizden memnun değilseniz sizi pembe hale getirebilirim. Tabii isterseniz başka renk de olabilir. Pembe şirinleri düşünsenize. Şimdi biraz ciddi olalım. Bu mucizevi ilaç her şeye iyi gelir. Nasırdan sihirle, ayaklarınızdaki deliğe bile. Yalnız tek damla yeterlidir. Eğer içerseniz kendinizi çok iyi hissedersiniz. İnanılması güzel. Deliği kaybedecek bir şey yok. Lütfen buyurun. Hayır. Oh Tanrım, keşke Şirin baba burada olsaydı. Bundan hiç hoşlanmadım. Görüyorsunuz küçük dostlarım, hiçbir ilaç kesinlikle ama kesinlikle benim ilacımdan daha iyi olamaz, biliyorsunuz. Sebzelerim için bir şey yapabilir misiniz? Yapabilir misiniz de ne demek? İşte ilk müşterilerimden biri. Hemen geliyorum. Söyleyin doktor şarlatan, ne yapacağız? Öyle görünüyor ki karpuzlarınızın benim mucizevi ilacıma ihtiyaçları var. Yakında sebzeleriniz kocaman olacaklar. Harika! Bu mucizevi ilacı nereden bulabilirim Akap acaba? Kurduğum yere geleceksin ve sanırım 50 karpuz karşılığında seni dünyanın en büyük çiftçisi yapacağım dostum. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Doktor şarlatan, pastalarımı nasıl daha şirin yapabilirim? Gidip bir bakalım, mutfak ne taraftaydım. Çiftçi Şirin, nasıl oluyor da bu yaşlı bunlar söylediklerine inanıyorsun? Göreceksin Şirin'i. Bu kadar çok diploması olan bir doktorun bir bildiği vardır herhalde, öyle değil mi? Eğer Şirin baba çabuk dönmezse şarlatan köyü ele geçirecek. Aha. Evet, sen iyi bir ahçısın ama pastalarım pek sağlıklı görünmüyorlar bu Şirin. Ama eğer benim mucizevi ilacımı kullanırsan şimdikinden çok daha lezzetli pastalar yapabilirsin dostum. Peki o zaman bir an önce almalıyım. Tabii sana hemen biraz getireceğim. Böylece keklerin, pastaların daha fazla kabaracaklar. Gidip hemen hazırlayacağım şimdi, merak etme. İlacınız beni daha da güçlü yapabilir mi? Umarım ilacınız bakışlarımı daha cazibeli yapabilir. Ama şimdikinden daha güzel olacağımı hiç sanmıyorum. Benim de daha fazla uykuya ihtiyacım problem var. Problem yok. Herkese yetecek kadar ilacım var. Yalnız güneş batmadan önce bana gelmelisiniz. Bu arada unutmadan küçük bir ücret karşılığında tabii ki. Harika! Önce ben! Hayır! Bekleyin. Peki sizin için ne yapabilirim küçük sevimli bayan Şirin'im? Tabii ki. Herkesi yaptığınızın aynında. Kesinlikle yardım edemezsiniz. Pekala. Sen de diğer şirinler gibi ekstra güçlü şirin ilacımı hazırlayınca yola geleceksin küçük hanım, merak etme. Umarım bu pasta doktor şarlatana yeter. Tanrım. Durun hepiniz durun. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Bütün bu olaylar beni çıldırtıyor. Tanrım, ne yapacağım ben? Bence de doktor şarlatanın mucizevi ilacını denemelisin Şirin'e. Evet doktor şarlatan, altın madenine rastladın galiba. Mavi altınlar. Doktor şarlatan! Buraya gelin Şirin dostlarım, bekliyorum. Söylediğiniz gibi istediklerinizi getirdik. Harika. Getirdiklerinizi şuraya bırakıverin. Ben gizli karışımlarımı mucizevi ilacıma karıştırdıktan sonra hemen oraya geleceğim. Biraz bekleyin yalnız. Ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Acaba sonuç alabilecek miyiz? Buna bir türlü inanamıyorum. İşte ilaçlarınız hazır, şimdi sıraya girin. Harika güçleneceğim. Sıraya girin. Tek diyorum. Tek. Evet, bu bir mucize, tamam. Mucize. Geliyor. Bu bir mucize. Olağanüstü, süper bir mucize. Gerçekten de mucize. Şöyle bak, karpuz çıkmış. Gözlerime inanamıyorum. Neden bu kadar abartıyorsunuz? karpuzlarım baksanıza. Eskisinden daha büyük ve güzeller. Hayır, hala eskisi gibiler. Hiç de öyle değil Şirin'e.
Tek gözlü bir şirin bile doktor şarlatanın ilacının yaptığını görebilir. Sen neden anlamıyorsun? Rüyalarım gerçekleşiyor. Ama çiftçi... Yaşasın, bu harika olmuş. Evet, çok güzel. Daha önce hiç bu kadar şirin bir kek yememiştim. Teşekkürler doktor şarlatan. Gel şirine. Yeni kekimden tatmak ister misin? Gerçekten çok güzel o bu şirin. Ama bunun eski keklerinden pek bir farkı yok. Saçmalama şirine. Kek isteyen var mı? Ben istiyorum. Ben. Merhaba şirine. Doktor şarlatana teşekkür etmeliyim. Bak bodunu ellerimle kırdım. Bu mucizevi ilaç işe yarıyor. Şirine bu rezide. Sıçramadan önce etrafına bak. Etrafında kötüler olabilir. Ama iyi bir şirin her şeyin üstünden gelir. İyi konuştum ama, öyle değil mi? Gerçekten senin gibi akıllı bir şirin böyle saçma şeyleri nasıl söyleyebilir? Hayır, bunlar saçma şeyler değil ki. Doktor şarlatan öğretti bunları bana. Bir şişe daha istiyorum. Ben de doktor şarlatan. Tamam geliyor. Sağ olun doktor. Bu ilinizi nasıl ödeyeceğim hiç bilemiyorum. Merak etme gözlüklü şirin. Borcunu ödemenin 1221 tane yolu vardır. Çiçeklerimle uğraşmayı çok seviyorum. Acaba o bu şirinden bu sabah yaptığı keklerden istesem verir mi? Üzgünüm şirine. Bunlar doktor şarlatan için. Çiftçi şirine git. Belki o sana yiyecek bir şeyler verir. Sadece bu mu kaldı? Bir tek karpuz mu? Evet, görüyorsun Şirine. Bu mevsim mucizevi ilaç sayesinde daha çok karpuz sattım. Sebze satışlarım da her geçen gün artıyor. Eğer vaktin varsa gidip ormandan kendine biraz bir öğütlen toplasana. Tamam. Merhaba usta Şirin. Böğürtlen sebecim alacağım. Üzgünüm, mucizevi ilaçtan almak için her şeyimi doktor şarlatana vermek zorunda kaldım. Ama ben... Özür dilerim, doktor şarlatan için yaptığım makineyle ilgilenmeliyim Şirineciğim. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Gidip o yaşlı buna biraz ders versem iyi olacak. Ne kadar güzel bir hayat. İyi ki annemin sözünü dinleyip doktor olmuşum. Sen kendini ne sanıyorsun doktor şarlatan? Şirinleri kaldırıp her şeyini ellerinden aldın. Bak hayatım, beni anlamıyorsun. Ben senin hayatın falan değilim. Sen. Hasta şirin, çok teşekkür ederim. Mucizevi ilacımı hatırlayıp hemen geliyorum. Bekle benim. Hasta şirin, o ilacın sana hiçbir faydası yok. Doktor şarlatan bir üçkağıtçı. Bu doğru değil. Daha önce hep öksürüp hapşırırdım. Ama şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Hayır, hiç de öyle değil hasta şirin. Sen öyle sanıyorsun. Anlamıyorsun şirine. Artık o kadar sağlıklıyım ki... ne diyecektim? Azmadan bile kaçabilirim. Bunu yapamazsın. Evet, yapabilirim. Hayır, yapamazsın. Evet, yaparım. Sana ispatlayacağım. Hasta şirin, neredesin bakayım? Neredesin? İstediğin oldu mu? Gitme! Osman'dan kaçamazsın. Hiç kaçamadın ki. Göreceksin. Doktor şarlatanın sahtekar olmadığını ispatlayacağım. Geri dön hasta şirin. Geri dön. Geri dön. Hastalığımda bana yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim Şirin baba. Kendine iyi bak eski dostum. Neden bana daha önce haber vermedin? Verecektim Şirin baba ama doktor şarlatan diye bir dolandırıcı bana mucizevi ilaç diye bir şey sattı. Doktor olduğunu düşünerek işe yarayacağını sandım. Umarım bundan sonra ilaç alırken daha dikkatli davranırsın. Kesinlikle. Bu adam gerçekten bir sahtekarmış Şirin baba. Şirin dostlarımı ondan uzak tut olur mu? Tutacağım dostum. Görüşürüz. Güle güle Şirin baba. Benim ilacım bitti doktor şarlatan, bitti. Benim de. Tamam, merak etme çocuklar, bende daha çok ilaç var. Evet ama her şeyimizi aldın, artık sana verecek bir şeyimiz kalmadı doktor şarlatan. Tamam o zaman, bakalım ne yapacağız. Doktor şarlatan da çare tükenmez, düşüneyim. Birazdan döneceğim. Belki daha sonra öderiz ha? Eminim doktor şarlatan bizi asla yüzüstü bırakmaz güçlüşür. Anladığım kadarıyla bu senin yaratıklar bana çok güveniyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratmamam gerek. O zaman işe koyarsa fena olmaz herhalde. Evet, yakında bu mucizevi ilaç sayesinde dünyanın en zengin adamı ben olacağım. Harika bir şey. Evet. Düşündüm de siz şirinler, iyi müşterilerim olduğunuz için bir seferlik ilacı size bedava vereceğim. Tamam mı? İyi de gel, değil mi küçük dostlarım? Ama teker teker geleceksiniz. Gel bakalım buraya güçlüşene, sanırım birinci olmak istersin. Çık bakalım merdiveni güçlü. Bak bakalım içeride ne var. Burada hiçbir şey göremiyorum. Tamam. Nasılsın bakalım güçlü?
Sırada kim var? Gözlüklü Şirin mi? Oy oy. Bu romatizma beni deli ediyor Azman. Her zaman aynı yerlerim ağrıyor. Sol ayağım oy ve sol bacağım ay. Sol omzum oy. Sırtımın tam şuraları ağrıyor. Oh, ve sol ayağımın parmakları ağrıyor Azman. Kapımı çalan kimdir? Hasta Şirin, sakın bunu yapma. Azman. Na, beni yakalayamazsın. Bu küçük Şirin evinden kaçmış olmalı. Yakala onu Azman çabuk. Ah. Oh hayır. Hapçı. Hapçı. İşte. İşte seni yakaladım. Şimdi seni doğduğuna pişman edeceğim küçük Şirin. Bu korkunç bir şey. Ah, eve dönmek ne kadar güzel. Çok ilginç. Çiftçi Şirin karpuzlarını toplamış bile. Obor. O da evde yok. Üstelik pencerede yemek de yok. Küçük Şirinlerim neredeler acaba? Merhaba. Evde kimse yok mu? Oh Şirin baba. Şirin baba. Oh iyi ki geri döndün. Şirin'e? Şirin baba. Gargamel hasta Şirin'i yakaladı. Her şey Doktor Şarlatan'ın ilacı yüzünden oldu. Lütfen kurtar Doktor onu. Doktor Şarlatan mı? Şu düzenbaz Doktor Şarlatan öyle mi? Evet Şirin baba. Diğer Şirinleri uyarmak istedim ama onları ilacın etkisinden bir türlü kurtaramadım. Çabuk, onları hemen bulup hasta Şirin'i kurtarmalıyız. Beklettiğim için çok üzgünüm müzisyen Şirin. Önemli değil Doktor Şarlatan. En sona kaldım ama ilacımı alacağım. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Hoppa. Hayır hayır, teşekküre gerek yok aptalını yarattın. belki de o yaratıklar kıvama gelinceye kadar şu aleti biraz ısıtmalıyım. Benim de elim biraz alışmış olur böylece. Evet, bu tam istediğim gibi. Mükemmel. O küçük yaratıkları bu karpuz gibi dümdüz edeceğim. Bu çok zor bir karar olacak Şirin'e. Hasta Şirin'i kurtarmaya çalışırken şimdi 97 Şirin'le daha uğraşacağız. Çok zor. Evet Şirin baba. Eğer sen Gargamel'i oyalayabilirsen bana biraz zaman kazandırabilirsin. Nerede bu yemek tarifi? Şirin puding, şirin yahni, şirin sufle. Aa, işte buldum. Şirin çorbası. Çok lezzetli bir akşam yemeği olacaksın küçük Şirin. Şu kahrolasın romantizma. Gargamel, beni yakalayamazsın ki. Aa, Şirin'e kaç çabuk kaç. Şirin'e? Aa. Oh, ah, ah, bıktım şu romantizmadan. Yakala beni. Sen... Oh. Oh, çabuk koş hadi. Çabuk. Oh. Elimden bu kadar kolay kurtulacağınızı mı sandınız ha? Bu akşam bir değil iki konuğumuz olacak Azmancığım. Oh, ah. Obur Şirin, mavi seni nasıl da açtı biliyor musun? Aman tanrım, yoksa sen delirtin mi? Zavallı Şirinleri yakalayarak eline ne geçeceğini sanıyorsun, söyler misin? Aa, ne dediniz? Sen hastasın. Hasta mı dedin? Yok, hayır. Aa, evet, doğru. Belirtiler kendini göstermeye başlamış bile. Ben mi? Ay, acaba ben iyiyim, iyiyim. Yani sanırım iyiyim. Ama bakışların çok donuk. Sen gerçekten çok hastasın. Ben mi? Evet, şimdi otur bakayım. Seni muayene etmem gerek. Aa, de bakayım. Aa! Burada kötü bir şey görüyorum. Nerede? Burada. Evet. Daha kötüsünü görmemiştim. Hayır, daha önce hiç Şirin görmemiştim. Ben mahvoldum. Şanslısın çünkü ben bu hastalığın çaresini biliyorum dostum. Tabii ücretini de. Sanırım 100 altın yeterli olur. 100 altın mı? Ama benim sadece 50 gümüş param var lütfen. Bu çok kötü. Peki. Üzüldüm dostum. Bir dakika. Ücreti başka bir şeyle ödeyemez miyim? Peki. Bana başka bir şekilde yardım edebilirsin tabii ki. Sanırım biraz ısırsak iyi olur değil mi Azman? Kim o? Benim adım Doktor Şarlatan. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama yardımınıza ihtiyacım var Gargamel Bey. Bu civarlarda öldürücü bir hastalık virüsü görülmeye başlandım. Sizde herhangi bir şey var mı acaba? Hastalık mı? Bende mi? Yo, herhangi bir şey yok bende. Oh, sadece romatizmam var. İşte ilk belirti bu. Sizi muayene etmek zorundayım.
Aslında hasta değilsiniz ama belirtiler var. Hayır hayır. Daha önce bu kadar kötüsünü görmemiştim. Oh hayır. Ay ya evet evet üzülmeyin. Tedavi yöntemini biliyorum. Doktor Şarlatan'ın mucizevi ilacı. Ama tabii bunun da bir bedeli var. Bedel mi? Tabii tabii hemen öderim ben. Bir şişe yarasa soluğuna ne dersiniz? Ya da keçi tırnağına. Ya da evinizde şöminenin yanında oturacak sevimli bir kediye. Hayır hayır teşekkür ederim. Demek şirinlerle ilgileniyorsunuz. Mucizevi ilacınıza karşı size bir şirin verebilirim. Şirin mi dediniz? Benim ne işime yarayacak şirinler bakayım ben. Ama şirinler çok lezzetlidir. Kurabiyeyi yapabilirsiniz. Balıkla iyi gider, kızartma olur, kedilerinle oynar. Aa, evet evet şirinler çok işe yarar. İki tane alabilirsin. Daha yeni yakaladım tazeler. Tamam bununla günde iki defa gargara yapacaksın Gargamel. Yaşasın. Tamam bakın ben dediklerinizi tek tek yaptım. Benim ilacım nerede? İşte bunu kafana dökeceksin ve hastalığından hiçbir eser kalmayacak. Oh kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Artık ben gideyim diyorum. Güle güle şarlatan. Geçmiş olsun. Hoşçakalın iyi kalpli şirinler. Saçtakın hazırladığı mucizevi ilacımdan denemek ister misiniz? Ya da mucizevi diyet ilacımdan. İkisi de işe yarar. neler diyorum ben. Yine mi? Mucizevi ilacın için teşekkür ederiz. Umarım bir daha asla yalan söylemezsin. Umarım söylemem tabii becerebilirsem. Gerçek bir doktor olmayı niye düşünmüyorsun sen? Niye böyle üzgünsünüz küçük şirinlerim? Şirin baba, mucizevi ilacı içtiğim zaman daha güçlü olduğumu düşünüyordum. Hayır öyle değil güçlü. Sadece buna kendini inandırmıştın. Görüyorsun güçlü, bütün sorun kafanı nasıl kullanman gerektiğinde. Belki de hasta olmak o kadar kötü bir şey değildir. En azından ne zaman soğuk olacağını anlayabiliyorum. Bu çok harika bir şey. İşe yarayacağını biliyordum Azman. Artık sol ayağım ağrımıyor. Tabii sağ bacağımda ve sol omzumda. Tabii sol sırtımda ağrımıyor. Sağ ayağım ağrımaya başladı. Ay. Sol. Hepsi ağrıyor. Seni aptal şarlatan doktor. Sahtekar doktor seni. Sol omzum. Sağ ayağım. Sol sırtım. Sırtıma Azman doktor çağır çabuk. Ne bakıyorsun öyle? Çağır doktora.